Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eşimle beraber alışverişe gideceğiz şimdi. Hava güzel bir gün. Bayağı güzel. Evet, tekrar günaydın arkadaşlar. Şimdi eşimle beraber alışverişe gidiyoruz. Birkaç eksik varmış. Birkaç eksiği alacağız. Eşim bir gün öğlen işe gidiyor. Dedim alışverişi de götüreyim size. Hava güzel bir gün, bayağı sıcak değil mi? Bayağı hava sıcak. Hepsi postacı geçiyor. Evet arkadaşlar. Alışveriş yerleri yakın bize. Çok uzak değil. Bu sağ tarafa dün dondurma yemeye geldik. Oradaydık dondurma. Sağ tarafta vardır. Şeyleri geri, ne diyorlar buna Zeynep? Geri dönüşüm mü? Geri dönüşüm için şeyleri getirdik. Hem evde çok kalabalık etmişsin diye. Her şişe 25 lira. Evet. Ve biz zaten bunların fant. Evet. Önce gidiyorsun sonra geri dönüp. Fanta ne deniliyor Türkçe Zeynep? Fanta ne deniliyor? Deposito. Deposito. Zaten şişe başı 25 sent veriyoruz. Bunları tekrar alıyoruz. Ve bu şişelerden gerçekten evet çok şeyler yapılıyor. Çanta falan yapılıyor. Alışveriş torbaları, plastik. Parayı alıyoruz buraya bastığımız zaman. Burada da sağ tuşta turuncu olanla da bağış yapabiliyorsun. Tabii ki tenekeleri de alıyor. Onları da veriyoruz. Gitti. Geri verdi. Arkadaşlar tam 40 şişe verdik. Hem evdeki çöplerimiz dolmuyor. İyi bir mantıklı bir şey yani bana göre. Şunu alır mısın? Biz yaşlayalım. Tek elle biraz sıkıntı ama. Ha, çilek alalım. Yağmur sever. Alalım da. Güzel bir çiçek bul. Şu iyi gibi. Gibi ama iyi değil. Şu. Ha bu iyi. Hayır. Niye? Bu da var şu. Ama aldık ya şimdi. Şuradan muhakkak muz almamız gerekiyor. Benim babayım ağır da güzel görünüyor. Alalım mı? Bunlar şey olmuştur. Bu ne Zeyno? Alalım mı? Çok güzel görünüyor. Aa, bu yarılmış ama. Bu da yarılmış. Bir şey olmaz herhalde ya. Kola var. Domateslerin fiyatı artık inmiş. 3.79, 3.99'a kadar çıkmıştı.
ıspanak alayım diye düşünüyorum. Gözleme yaparım, çocuklar seviyor. Yani anneler günü anneler günü olduğu için çoğu şey anneler gününe göre yapılmış. Çiçekler de çok güzel. Kartısı Maya. Evet. Bu hafta lahmacun vardı. Türk haftasıydı. Yok, geçen hafta Türk haftasıydı. Evet, fiyatı da alıyoruz. 1.90. Arkadaşlar çoğu şeydi. Aslında çok az bir şey alacaktık eksik ama. Şunlarda 150 indirim vardı. Şunda 150, şu çikolatalarda, vitaşportlarda %50. Şunlarda %50 indirim vardı. Dedim alayım gelmişken. Şunları çocuklara aldım. Aslında çok saçma şeyler ama işte çocuklar geldiği zaman falan istiyor. Alabiliriz. Çünkü bana da böyle bir şey lazım. Banyo için. Kaç aymış bu? 9.99. Aizen. Ama Aizen. Aizen olması iyi. Bizim ocaklar oluyor mu? Ne ocağı niye oluyor? Oluyor. Kapsun kilosu 1.90. Evet arkadaşlar. Hı? Sadece eksik alacak. Çok bir alışveriş yapmayacak. Şöyle biraz geriye... Ha. Öyle düşünmüştük ama hep böyle diyoruz biz kadınlar sonra. Ne kadar ödedik biz buraya? 72. 72 ödedik değil mi? 62. 62 ama Fanta vardı. Fanta çekin. Yani normalde 67 tutmuş. Ve Fanta verdiğimiz için, yani şişeleri geri verdiğimiz için. Evet. Efendim. Onu öyle zaten fan tutmuş. O zaman normalde 77.95'miş. Elmaları koymasaydık böyle arkaya, altına. Çünkü ezilir. Evde beyaz çikolata kalmamış şunlardan. Kalini yaparız dedim. Beyaz çikolatadan. Şu zepsiz çorbası için çok güzel oluyor. Çocuklar seviyor bunu. Şeydekinde Aldi'de daha bile yeşillik var. O da iyi oluyor aslında. Şöyle müsli şuraya koyalım. O da şey yapmasın. Çikolatalar. Şunlar ülkenin haleyler. Bunlar geçen 1.99'du. Şimdi 99 sente düşürmüşler. Dedim ya, bir hafta, iki hafta önce size şey günüydü. Türk haftasıydı. Türk haftasıydı. Ama bakkalda ne kadar haleyler? Bir şey 1.29, 1.99. 99 ama hiç indirim olursa değil mi? Almanya yaşanacak yer değil. Neden öyleymiş? Arabam yıkanması gerekiyor. Yani hep aynı lafı söylüyorlar. Arkadaşlar, Almanya yaşanacak yer değil diyorlar. Şunu söylemek istiyorum şurada. Gerçekten kimse beni yanlış anlamasın ama eğer, ay pardon, parmağım gelmiş. Evet. Almanya yaşanacak yer değil diyorlar. Gerçekten arkadaşlar, şunu şuradan buradan dile getirmek istiyorum. Almanya gerçekten yaşanacak yer olmasaydı hiç kimse Almanya'nın kahrını çekmezdi. Ben de çekmezdim. Yani şurada şudur, yok şöyle, yok böyle, Almanya şu, ya kimse sevme, yani ne bileyim, rahat edemediği, huzur bulamadığı, geçinemediği hiçbir yerde kimse durmaz. Yani vatanına gidersin, ben vatanıma giderim. Niye o zaman burada kalayım? Niye burada uğraşayım?
Herkes burada rahat da kalıyor. Yani rahatsan kalırsın zaten. Rahat değilsen neden kalasın ki? Sen bunlarda yani ben o laflara inanmıyorum. Bana göre fasafiso. Hepsinde rahat yerinde. Çalışmayanın da rahat yerinde. Çalışın da. Allah'a şükür. Diyorum ya ben rahat edemeseydim kesinlikle burada durmazdım, kalmazdım. Geçim sıkıntım olmuş olsaydı asla başka memlekette yaşamazdım. Giderdim memleketimde yaşardım geçim sıkıntısına. Memleketli biri mi? Başka ülkede, vatanımda yaşardım. Yani aynen vatanımda yaşardım, Türkiye'de yaşardım yani. Ama işte. Türkiye cennet ama parası olamıyor. Orası öyle. Parası olmayan. Gerçekten bazen Türkiye'nin durumuna üzülüyoruz, bayağı üzülüyoruz. Bizim için fark etmiyor yani buradakiler öyle bizde burada fiyatlar çok yüksek, şunu bunu falan diyorlar ama o konular çok farklı şeyler yani. O konular aslında değinmek de istemiyorum, politikaya da girmek istemiyorum ama. Alışverişler yine böyle bizim oldu. Önceden aslında cam şişe alıyorduk. Ama cam şişeleri taşımaktan artık yorulduk, bıktık, kasa kasa tekrar plastiğe döndük. Plastikten su içme taraftarı değilim ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada benim Alman komşum sağ olsun biraz gerilemiş. Çimenleri kesmiş. O kadar çimenlerin kesilmesi lazım. Ya diyorum ya bunlar bir dene ya. Çok tatlı, çok şeker insanlar. Çok iyiler. Gerçekten çok iyiler. Yani Almanlar da biraz nadir çıkar falan diyorlar ama ben pek öyle şeylere şey yapmıyorum. Biraz soğan almak istedim. Ben çok seviyorum kahvaltıda taze soğan. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız eşimle beraber. Dedim ya o işe gidecek. Açıkçası ben alışveriş yapmayı tek başıma sevmiyorum. O yüzden her seferinde işimi yazık kaldırıyorum. Arkamda sürüklüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Tek başına sarmıyor alışveriş. Haksız mıyım? Her şu marullar da çabuk hemen büyüse de onları da hayırlısına yesek. Şunları da önce yaptıydım. Sonra işte şeyler gelecek. Salatalıklarım gelecek. Biber gelecek. Bayağı şeyler gelecek. Ay rokalar biraz sanki kendine gelmiş gibi ama rokada sanki olsam mı olmasam mı bir şeyde kalmış. Yazık. Bugün eşimle beraber attığım loka bakıyoruz. Akır akır gülüyor. Şurada diyor şöyle yapmışsın. Şurada diyor çok heyecan yapmışsın diyor. Şurada diyor tekrarlamışsın diyor. Güle güle öldük. Dedim yani olacak o kadar. Ne yapayım ben böyleyim. Ben içimden geldiği gibi tam içimden geldiği gibi davransam diyorum. Zaten diyorum koparız artık. Yerlere yatarız dedim. Bu olduğu için sadece ikimiz varız. Böylesine ufak petek hafif bir kahvaltı olsun dedik. Şimdi biz kahvaltımızı edelim. Bize biraz müsaade. Günaydın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu dün aldığım ıspanak. Bunu güzelce suya ısladım. Bugün özleme yapacağım. Dün kusura bakmayın. Şey yapamadım. Bu ertesi gün çektiğim devam ki vlog olmuş oluyor. Kızım rahatsızlandı. Biraz dudağı şişti. Onun bir yıldan beri bir alerji gibi bir şeyi var. Dün de dudağı şişti. Eylül olduğu zaman tabii ki öncelik oluyor. O yüzden devamını çekemedim. Bugün sabah devam ediyorum. Böyle arkadaşlar. Saat 8'e geliyor. Çocukları okula yolladım. Evet arkadaşlar. Ben şimdi ıspanaklı özlemin hamurunu yoğurayım dedim. Aslında daha saat 8.30 bile olmadı ama çocuklar
okulda geldiğinde hazır olsun istedim. Biraz daha aslında çok başım da ağrıyor. Biraz sersemim kız yüzünden işte dediğim gibi dudağı falan şişti. Şimdi de dışarısı biraz daha serin. İşte sıfır kollu giyim, sıfır kollu bu serinlikte hiç üstüne hırka da almamış okula gidiyor. Sabah sabah benimle tartışmaya gidiyor. Gerçekten bu ergenlerle uğraşmak çok sıkıntılı. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ben bir tane yaş mayayı ılık suda içine biraz şöyle bir tatlı kaşığı kadar şeker attım. Eritiyorum. Normalde bu gösterimin içine maya katmasanız olur. Mayasız da olur. Ben normalde aslında mayasız yaparım ama bugün mayayı da denemek istedim. Şöyle güzelce mayamızı eritiyoruz. Ispanakları da gördüğünüz gibi ısladım. Onlar bir şöyle toprağına şeyine atsın. Aslında bunlar da hani olmuyor. Aslında öyle çamur gibi şey gibi küçük yapraklarda olmuyor. Bunlar daha baby diyorlar. Yani bebek ıspanağı. Daha minnet minnet. Arkadaşlar. Şimdi atayım. Şöyle. 2 çay kaşığı. 3 yapalım. Özellikle bir paket un var. Aslında normalde unum vardı. Şimdi ölçüler belli olsun diye yeni paket açıyorum. 1 kilo bu un. Bir kilo unu güzelce boşaltalım arkadaşlar. Burada da yarım kilo yoğurta su kattım. Yani ayran haline getirdim. Aslında oda sıcaklığında durması lazım bu ayranın ki soğuk. Soğuk olmaması gerekiyor. Ilık olması gerekiyor. Ama yapacak bir şey yok. Hamuru mümkün oldukça yoğurun. Güzelce toparlandı. Dibine biraz daha un ki uyumaya bırak. Hamurumuzu mayalamaya bırakalım. Gerçekten. Aşağı yukarı böyle büyüklükte arkadaşlar. Biraz karşılığı masaya un yaptım. Oradan biraz un alıyorum. Biraz büyük yapıyorum arkadaşlar ben.
arkadaşlar. Tam 20 tane pazı çıktı. Bu arada arkadaşlar oklavayla değil, ben merdaneyle hamur açmaya çalışıyorum. Çünkü oklavayla pek elim açıkçası yatkın değil. Bunlarda da bile yok, kulaklı burunlu falan oldu diye sıkıntı yapmayın. Çünkü her türlü düzelen bir hamur. O yüzden sıkıntı olmasın arkadaşlar. Bu hamurda. İnce yapmak istemiyorum ama biraz şöyle hamursu olsun isterim yani. Şey yapmam. Biraz ben böyle kalın yaptım yani şey. Pardon, ince doğramadım çünkü kaybolmasın dedim. Zaten küçük ıspanak bunlar, büyük ıspanak değil. Biraz da elimizi uzatalım arkadaşlar. Şuraya, buraya geldiği için bu yapışmamış. Sonra da sıkıntı oluyor biraz. Biraz koyarken şu hafif uzatıyorum. Makinemi de göstereyim arkadaşlar. Böyle aynı saça benziyor. Şey koysun biz. Devam. Bir oklavayla açamayanlar varsa benim gibi arkadaşlar, merdaneyle de çok rahat açılıyor. Hiç çok da büyük yani bir sorun değil. Merdaneyle de açılıyor. Oklava her memlekette yok biliyorsunuz. Çoğu yabancılarda yok. Merdaneyle açıyorlar çoğu şeyi. Merdaneyle de oluyor. Çok büyük bir sıkıntı değil bunlar. Evet arkadaşlar. İspanaklı gösterimimiz bitti. Aşağı yukarı bir saat falan sürdü. Tek başına olunca biraz daha uzun sürüyor. Hem aç hem içine doldurup pişir. Bakalım kahvaltıya işimi kaldıracağım. Kahvaltı hazırlayacağım. Evet arkadaşlar. Böyle hazırladım tabağı. İşimi de kaldırdım. Biz şimdi güzelce kahvaltımızı yapacağız. Burada kapanışı yapmak istiyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Göz hakkı diye bir şey var. O yüzden hakkınızı helal edin. Teşekkür ediyorum şimdiden. Hepinize iyi günler.